الحمد لله. إن الحمد لله. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه سبحانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن سوء ادابنا ومن شر اعدائنا ومن شر انفسنا ومن كرب ازماننا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ولا نظير ولا مثال له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي العاصيه بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فَتَمَسَّكُمُنْ <fetemessekumunlar> نَارِ Sakın ha sakın, zalimlere meyletmeyin, zalimlere eğilim göstermeyin, sonra ateş size de dokunur. <Sessizlik> Sadakallahul azim, ve belleğena Resuluhun Nebiyyül Kerim, ve nahnu ala zâlike mineşşâhidîneşşâkirîne bi kalbin selîm. Aziz ve Kerim Kardeşlerim, Bugün 27 Cemaziyevvel 1435 Cuma, 28 Mart 2014 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizleri camilerde cemaat halinde topladığı gibi... Ümmetimizi Kur'an'ın kadim ilkeleri etrafında toplasın inşallah. Amin. 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 Ya Muhin. Aziz kardeşlerim, son dönemlerde birbirinden hayretamiz olaylar yaşıyoruz. Her gün küçük dilimizi bir daha yutuyoruz. Her gün bir yaşımıza daha giriyoruz. Her sabah uyandığımızda acaba bugün bizi hangi sürpriz bekliyor diye uyanıyoruz. Ve maalesef o sürprizler hiç de iyi sürprizler olmuyor. İçinden geçtiğimiz zamanlar imtihan zamanları bunu biliyoruz. Her imtihan zamanında Rabbimizin kameraları maksimum çalışıyor bunu da biliyoruz. Hepimiz sadece konuştuklarımızdan değil, konuşmadıklarımızdan da hesap vereceğiz. Sadece yandaşlıklarımızdan değil, karşıtlıklarımızdan da hesap vereceğiz. Sadece sevdiklerimizden değil, nefret ettiklerimizden de hesap vereceğiz. Bunu da biliyoruz. Duygularımız, düşüncelerimiz, kalbimizin kırkıncı odası ilahi kameraya alınıyor bundan eminiz. Onun için doğru bir duruş sergileme konusunda olanca hassasiyetimizi göstermeye çalışıyoruz. Konuştuğumuzda hakkı söylemeye olanca hassasiyetimizi göstermeye çalışıyoruz. Sustuğumuzda da eğer hakkı söyleyemeyeceksek, batıl söyleyeceksek, yalan söyleyeceksek hakkı Hakkıyla haykıramayacaksak susacağımızı, susmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bugün gerçekten bir daha üzgünüm. Bugün gerçekten bir daha yıkıldım. Ve huzurunuzda, bugünlerinde, yarın, yevmül hisapta hesap günü önümüze getirileceğini bilerek muhataplarımın kim olduğunu siz de biliyorsunuz. Onlara açıkça diyorum ki sizi Allah'a şikayet ediyorum. Sizi Allah'a şikayet ediyorum. Şahsıma haksızlık ettiniz. Gadrettiniz, zulmettiniz. Sizi Allah'a şikayet etmedim sizi adalete şikayet ettim. Şahsımı dinlediniz. Üç yıl beni, ailemi, oğlumu, kızımı dinlediniz. Tapelerden klasörler oluşturdunuz. Sizi Allah'a şikayet etmedim. Beni burada söylemediğim şekilde mağdur ettiniz. Sizi Allah'a şikayet etmedim. Müessesemi, Dişimle tırnağımla temelinde emeğim olan Akabe camiasını mağdur ettiniz. Sizi Allah'a şikayet etmedim. Yardım elini mağdur ettiniz. Sizi Allah'a şikayet etmedim. Hala da ediyorsunuz. Sizi Allah'a şikayet etmedim. Ama şimdi sizi Allah'a şikayet ediyorum. Sizi Allah'a şikayet ediyorum. Zira bu ülkeye kötülük yapıyorsunuz. Sizi Allah'a şikayet ediyorum. Bu ümmete kötülük yapıyorsunuz. Sizi Allah'a şikayet ediyorum. Umutlarımızı kırıyorsunuz. Sizi Allah'a şikayet ediyorum. Hoca deyince artık kötü şeyler hatırlanıyor. Buna hakkınız yok. Sizi Allah'a şikayet ediyorum. Cemaat kavramının alnına leke sürdüğünüz için. Sizi Allah'a şikayet ediyorum. Allah deyince, din deyince, kitap deyince bazılarının aklına kötü şeyler getirdiğiniz için sizi Allah'a şikayet ediyor. Son dinlemenizi ben de dinledim. Bugüne kadar tapenize kulak vermiyordum. Bugüne kadar çektiğiniz görüntülere, o rezaletlere gözümü kirletmemek için bakmıyordum. Ama bu ülkenin istihbarat teşkilatının başını, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kurumu'nun iki numarasını, bunlar arasındaki çok özel, her devlette olması gereken, olmazsa olmaz, olması mutlaka şart olan ve birçok devlette çok daha dibini bulmuş şeklinin olduğundan emin olduğum bir konuşma geçiyor. Bu konuşma gayet harika ve makul bir konuşma. Yani MİT Başkanı diyor ki eğer küçücük bir toprak parçası için yani Süleyman Şah türbesi için bir savaş çıkarılmamalı. Buna tevessül etmemeliyiz. Bunun sonuçları ağır olur. Eğer bir savaş çıkarmak gerekiyorsa bunun yolları var diyor. Ve orada o cümleyi sarf ediyor. Ama siz onu alıyorsunuz. Bu ülkeye ihanet eder gibi bu ülkeyi Amerika'ya, İsrail'e gammazlar gibi siz onu alıyorsunuz ve servis ediyorsunuz. Kaç kişi bu tapenin tamamını dinler? Bunu biliyorsunuz. Bu milletin böyle bir derdinin olmadığını. Bunu biliyorsunuz insanların hakikatin tamamının peşine düşmediğini. İnsanların sadece kulaklarına servis edilene inandığını biliyorsunuz. Ama bunu yapıyorsunuz. Bununla bu ülkeye kötülük ediyorsunuz. Bununla bu ülkeye zulme diyorsunuz. Bu insanlara zulme diyorsunuz. Bununla bu ülkeye umut bağlamış Yemenli Muhammed'e zulme diyorsunuz. Mısırlı Zeynep'e zulme diyorsunuz. Suriyeli Ahmet'e zulme diyorsunuz. Arakanlı Yusuf'a zulme diyorsunuz. Malezyalı Hasan'a zulme diyorsunuz. Zulme diyorsunuz. Umutlarını kırıyorsunuz. Oysa ki bu umutlar çok zor yeşermişti. Buralara çok zor gelinmişti. Tabiri caizse dişin tırnak. Biriktirmişti, biriktirilmişti bu umutlar. İşte bu umutları hoyratça, Acımadan kırıyorsunuz. Ne adına? Ne pahasına yapıyorsunuz bunu? Kendi yumurtanızı pişirmek için memleketi yakıyorsunuz. Ben bu deyimi bir zamanlar birileri için bir daha kullanmıştım. O kullandığım o kesimle şu anda siz aynı yerdesiniz. Onun için sizi Allah'a şikayet ediyorum. Dün bir yerde duydum. İnanasım gelmedi. Talebeleri götürüp Kur'an'a el bastırmışlar. Falan partiye oy vereceğim diye. Ondan sonra teker teker teyit ettirdim. Çünkü bugüne kadar her söylediğimiz şeye bir kulp takıyorlar. Bizzat en yüksek düzeyde biz yargıya şikayette bulunduktan sonra en yüksek düzeyde geldiler, ziyaret ettiler burada bu vakıfta. O hakimin bizden olduğu ne malum, o savcının bizden olduğu ne malum, o emniyet müdürünün hepsini tahkik ettirdim, çifte tahkik, hepsi de sizden çıktı. Açıkça söylüyorum, hepsi de sapına kadar sizden çıktı. Paralel devlet var fakat biz onlardan değiliz. Onun bizden olduğu ne malum? Bütün yapılanları bangır bangır savunup da bunu yüzümüze söylemeniz hepimizi aptal yerine koymanızdır. Dolayısıyla sizi Allah'a şikayet ediyorum. Bugün buraya gelmeden evvel gelen bir telefonda bir talebe diyor ki hocam bana yemin ettirdiler, Kur'an'a el bastırdılar. Şimdi yeminimi tutmazsam ne lazım gelir? Yeminini tutarsam bir şey lazım gelirdi. <laughs> tutarsam bir şey lazım gelir. Bu toprakların hangi süreçlerden geçip geldiğini bilmiyor muyuz? Bu toprakların son 150 yılı hakkında küçücük bir malumatı olan insan şu anda gördükleri karşısında benim gibi küçük dilini yutmaz da ne oldu bu topraklarda bir ikinci endülüs çıkarılmaya çalışıldı bu topraklarda İslam sıfırlanmaya çalışıldı bir projeydi bu osmanlıyı yıkanlar şu soru yüreğinize emanet ettiğim bir soru olsun bu soruyu hiç unutmayın ne olur emanetimdir size Koca Osmanlı devini yıkanlar yerini neyin alacağını planlamayı unuttular mı? Bu soruyu yüreğinize emanet ediyorum. Benim asıl sorularımdan biridir bu. Büyük sorularımdan biri. Koca Osmanlı'yı yıkanlar yerini neyin alacağını planlamayı unuttular mı? Unutabilirler mi? Unutmuş olabilirler mi? Unutmadılar. Unutmadıkları içinde planladılar projeleri vardı. Büyük proje. Ve o proje bugüne kadar geldi. O proje bugüne kadar geldi ve bugün de o projenin bir devamını izliyoruz. Esasında. Yani Osmanlı'yı yıkanlar kimlerse bugün de bu projeyi yapanlar onlar. Hala devam ediyor yıkım. Onun yerini bir şey almasın diye. Yani öldürdüğümüz dev, dirilmesin, yıktığımız dev kalkmasın, Müslümanlar kendilerini toparlamasın, İslam dünyası diye yeryüzünde kendi kendine var olan, kendi kendini yöneten, kendi iradesiyle ayakta duran bir dünya olmasın diye çarpışır, çalışıyorlar, çırpınıyorlar. Tüm dertleri bu. Aslında Mursi'yi Sisi'ye yedirenler aynı. Suriye'yi Esed'e yedirenler aynı. Yemen'i Ali Abdullah Salih'e Yemen'e bela edenler aynı. Suudilerin başına bu zalimleri bela edenler aynı. Aynı el, aynı merkez. Dolayısıyla biz bu oyunu gördük. Biz bu oyunu görmüştük de böylesini görmemiştik. Biz bu oyunu her türlüsüyle görmüştük de kendi elimiz tarafından kendi boğazımızın boğulacağını görmemiştik. Yabancı el sendromu yaşıyoruz. Tam bir yabancı el sendromu. Bu bir hastalık türüdür ve literatüre geçmiştir. Son anda bir kadın kendi eli tarafından, sol eli tarafından boğulmaktan son anda kurtarılmıştır. Kendi eli kendini boğuyor. Dolayısıyla şimdi kendi elimiz tarafından boğulmak üzereyiz. Şu manzaraya bakın. Allah'ınızın aşkına, bu memlekette yaşadıklarımızı yaşamadık mı sayacağız? Allah demenin yasak olduğu yılları yaşamadık mı sayacağız? İslam'ın sıfırlanmaya çalışıldığı yılları yaşamadık mı sayacağız? Babamızdan dedemizden duyduklarımızı yok olmadı mı diyeceğiz? İbrahim Efendi köyün öğretmeni geliyor. Diyor ki amca İbrahim'e Kur'an öğretiyormuşsun. Kulağıma geldi. Eğer bunu bir daha tekrar edersen İbrahim'e Kur'an dersini bir daha verirsen vallahi seni götürür asarlar. Beni götürür asarlar. Köyün muhtarını götürür asarlar. İbrahim'e ne yaparlar onu da ben bilmem. Bir daha yapma amca. Bizzat dinledim. Bizzat Konya'nın köyünden köylerinden birinde kapıya gözcü koyduk. Sokağın ucuna gözcü koyduk. Pencerelere battaniyeleri çektik. Yorganları çektik. İçeride yiyenlerimi, amcamın çocuklarını, kardeşimin çocuklarını, benim çocuklarımı topladım. Kur'an öğretiyorum. Ve ta sokağa koyduğumuz gözcü koşarak geldi. Cenderme geliyor. Hemen Kur'an'ları sakladık. Hemen samanlığın altına götürdük. Samanların içine sakladık. Ve ortalığı şey yaptık. Biz de sanki orada oyun oynaştaymış gibi geldiler. Zalim bir cenderme komutanı diyor. Adam bunu bana anlatırken 90 yaşında. Nerede? O nerede? Suç aleti nerede? Hepimizi falakaya yıktı. Beni ve annenizi falakaya yıktı diyor. Kendime bir şey demedim. Oğullarımı falakaya yıkınca bir şey demedim. Ama hanımı falakaya yıkınca ağlamaya başladım diyor. Yine de Kur'an'ın yerini söylemedim diyor. Ama diyor evi araya araya samanlıkta Kur'an'ı buldular. Ondan sonra bizi götürdüler. Ben üç buçuk sene diyor idamla yargılandım. İdamla. Kur'an'ı getirdiler. Bu mu? Bunun için mi bu dayakları yediniz bu efendim? Evet. Alın o zaman bu sizi kurtarsın dedi üstüne çıktı başladı tepinmeye. Ben o günü görmeseydim de ölseydim diyor. 90 yaşına gelmiş adam hangi gözden hangi yaş çıkıyor, nasıl çıkıyor bilmiyorum o yaşta bir insan ağlayabilir mi? Daha doğrusu gözünden yaş akar mı? İnanın sicim sicim yaş gelerek anlatıyor. Dolayısıyla o günü görmeseydim de öyle ölseydim evladım diye efendim gidiyor. Üç buçuk sene idamla yargılandım diyor. Efendim ocağım dağıldı. Yani şunu 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 uzun bir hikaye bu efendim. Evini yakmışlar. Çocuklarının her birini bir tarafa göndermişler. Onun için hatta küçük çocuklarını şeye almışlar efendim. E, yetimler yurduna efendim. Yani bu korkunç bir şey. Bu bir tanesi. Daha neler, daha neler, daha neler düşünebiliyor musunuz Bu memleket bunları yaşadı bunları gördü İbrahim Hakkı Konya'lı merhum üstadımız 3000 caminin listesini çıkarmıştı ahıra ve depoya dönüştürülen Anlatabiliyor muyum Hala İstanbul'da o dönemde kişiye satılmış ve yıkılmış camilerin yeni bulunuyor yerleri. Bir tane dediler halal de buldular da buldular da 1940'larda cami şahsa satılmış. Olabilir mi bu? Yerine yaptılar. Dolayısıyla Allah demenin yasak olduğu bir memleket idi bir zamanlar. Düşünebiliyor musunuz? Zamanın matbuat umum müdürüne Muhammed diye bir kitap yazmış adam getiriyor. Bu kitabı basmak istiyorum diyor. Matbuat Umum Müdürü diyor ki sen hala anlamadın mı bu memlekette Muhammed isimli bir kitap basılamaz. Bu günler yaşandı. Benim büyük dedem, Osman dedem ezan okuduğu için götürüldü ezan okuduğu için. Dolayısıyla biz büyüklerimizden bunları gördük, bunları duyduk, bunları dinledik. Bu memlekette bunları yaşanmamış kabul edeceksin. Şimdi sen bu zihniyet için Kur'an'a el bastıracaksın. Ben sizi şikayet ediyorum. Ben sizi Allah'a şikayet ediyorum. Allah'a şikayet ediyorum ve bu cemaati de şahit tutuyorum. Yarın bu şehadetimin huzuru ilahi de dile gelmesini istiyorum. Allah aşkına. Adalet sevdiğiniz zaman verdiğiniz tepkiden belli olmaz. Kızdığınız zaman verdiğiniz tepkiden belli olur. Adalet Tahakkuk ettiğinde bir şey alacağınız zaman adalet değildir. Tahakkuk ettiğinde bir şey vereceğiniz zaman adalettir. Adil değilsiniz. Adil değilsiniz. Zira yumurtanızı pişirmek için bu memleketi yakıyorsunuz. Adil değilsiniz. Hangi konuda konuşursak konuşalım nalıncı keseri gibi hep kendinize yontuyorsunuz. Hakkaniyetli değilsiniz. Hakkı söylemiyorsunuz. Yani tüm konuşmalarınız, tüm savunmalarınız mutlaka ve mutlaka ya takiyeye dayanıyor, ya gizlemeye dayanıyor, ya hilafi hakikat beyana dayanıyor. Şefkatli ve merhametli değilsiniz. Şefkati ve merhameti olan böyle yapmaz. Bu ümmetin umudunu öldürmez. Filistin'in umudunu öldürmez. Mısır'ın umudunu öldürmez. Yemen'in umudunu öldürmez. Malezya'nın umudunu öldürmez. Yani şefkat bu değildir. Bir buçuk milyarlık, iki milyarlık şu boynu bükük, mazlum, mağdur, öksüz ve yetim büyük ailemizi üzmez şefkatli olan. Siz kendi yapınızın menfaati için kocaman ümmetin menfaatini yok ediyorsunuz. Liyakate, eh, ehliyete değer vermiyorsunuz. Liyakate ve ehliyete değer verseydiniz eğer insanlara, insanlara körü körüne itaati öğreteceğinize akıl ve iradelerini güçlendirirdiniz. İnsanlara güvenmiyor musunuz? Kendi yetiştirdiğiniz talebelere güvenmiyor musunuz da Kur'an'a el bastırıyorsunuz? Onlara akıl ve irade vermediniz değil mi? iradelerini yok ettiniz değil mi? Onların kendi yollarını bulamayacağını biliyorsunuz değil mi? Yani önce aklı yok ediyorsunuz, iradeyi yok ediyorsunuz, ondan sonra da Kur'an'ın hilafına olan bir hususta Kur'an'a el bastırıyorsunuz. Şimdi söylüyorum, sizin yaptığınızla Muaviye'nin yaptığının ne farkı var? Muaviye'de mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını takmıştı. Ne farkı var? Şimdi söylüyorum sizin yaptığınızla Muaviye'nin Yezide beyat almasının ne farkı var? Zalimlerini gönderdi Mescid-i Peygamber Mescidine. Biriniz Hüseyin'in sağında duracaksınız, biriniz solunda. Biriniz Abdullah İbni Zübeyir'in sağında duracaksınız, biriniz solunda. Ve eğer Yezide beyat talebinde beyat etmeyecek olursa Hüseyin'in boynunu mescidin içinde oracıkta vuracaksınız. Talimat bu. Talimat bu. Bundan ne farkı var sizin yaptığınız? Dolayısıyla sizi Allah'a şikayet ediyorum. Hiçbir şey demiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah ve mekeru ve meker Allah. Vallahu hayrul makirin. Eğer siz birilerine piyonluk yapmayı gönüllü, gönüllü kabul ediyor ve onlar da bu memleketin üstüne böylesine tuzaklarla geliyorlarsa, ümmetin üzerine böylesine tuzaklar kuruyorlarsa Allah'ın da bir tuzağı vardır. Allah tuzakları bozandır. Allah تزاقلاري بوزانلرن ان هيرلسدر دير بشكا ذا بيرشاي دميور الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنسوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kul innema a'idhukum bi vahidetin an tekumu lillahi ve fulada ve furada. De ki size bir tek öğüdüm var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte olun. Sakın ha sakın Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini asla unutmayın. Allahümme gfirlil mu'minine vel mu'minat vel el ahyai minhum vel enva inneke semi'un garibun mucibu da'va Ya Rabbi bu ümmet öksüz, bu ümmet yetim, bu ümmet garip, bu ümmet sahipsiz, bu ümmet kimsesiz. Ya Rabbi ne olur artık şu boynu bükük halimize bak, öksüzlüğümüze acı, yetimliğimize merhamet et, elimizden tut Allah'ım. Bizi bize bırakma Allah'ım. Etimize düşmüş bir idrak hastası gibiyiz ya Rabbi. Ne olur bu ümmeti Kur'an'ın ilkeleri etrafında topla ya Rabbi. Ya Rabbi bu ümmetin üzerine oyun oynayan, bu ümmetin umutlarını söndüren, kendi yumurtası için bu ümmetin evini yakmaktan bir an bile çekinmeyecek olanlara fırsat verme ya Rabbi. Verme ya Rabbi. Verme ya Rabbi. Ya Rabbi bu ümmetin kurtuluşunu sen kitabında söyledin. Akletmeyenlerin başına Allah pisliği boca eder. Akletmeyenleri Allah pisliğe mahkum eder dedin ya Rabbi. İnsanlık canlılar içinde en şerlisi akletmeyenlerdir buyurdun ya Rabbi. Ama biz bu buyruklarını, biz bu mübarek ayetlerini anlamadık, dinlemedik, tutmadık. Ya Rabbi bize bunları anlayacak bir feraset ver. Bir basiret ver. Bir akliyet ver. Kur'an'ın ilkeleri etrafında toplanalım ya Rabbi. Ya Rabbi biz her yere her şeyi götürdük. Her şeyi. Hoşgörüyü götürdük, boşgörüyü götürdük. Ama bir Kur'an'ı götüremedik. Kur'an'ın ilkelerini götüremedik. Ya Rabbi ne olur bundan sonra da Kur'an'ın güneşine sıra gelsin. Bizi Kur'an'a kurban et ya Rabbi. Kur'an'ın ilkelerini yeryüzünün en ücra köşelerine ellerimizle götür ya Rabbi. Kur'an'ın gölgesi sancağı altında yaşat. O sancak altında canımızı al ya Rabbi. Amin. Allahümme ve selli ve sallim ve barik cemi'al enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alem. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفِيهِ فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alim Muhammed kema salli ala İbrahim ve ala alim Muhammedin. Değerli kardeşlerim, lösemi hastası bir kardeşimiz sizden dua bekliyor. Rabbim şifa yap etsin, sebepler halk etsin, bedeninin hastalığını ruhuna şifa kılsın. Bir dua talebi daha var. Osman İslamoğlu ağır bir ameliyat geçiriyor. Sizden dua istiyor. Benim amca oğlumdur. Bir Kur'an talebesidir. Ömrünü Kur'an'a vakfetmiş yiğit, güzel bir insandır ve etrafına ışık olmuştur Gaziantep'te. Maşallah. Kur'an hizmeti için gecesini gündüzüne katmış yiğit bir kardeşimizdir. Ağır bir imtihan geçiriyor. Duanızı talep ediyor. Rabbim şifa yabetsin. Osman'ımızı bize bağışlasın. Kur'an'a bağışlasın inşallah. İbadallah. Allah'ın güzel kulları. İnne ye'muru bil adli vel ihsani ve ita Allah adaleti emreder. İhsanı emreder. Güzel muameleyi, iyiliği ve yakınlarla paylaşmayı emreder ve neha ani'l fahşâi ve'l ve'l ve üç şeyden de nehy eder fahşadan ahlaki her tür kötülükten münkerden yani akli her tür kötülükten ve bâgiden haddi aşmaktan sınırı çiğnemekten de nehy eder ya'aylukum le'allekum tezekkurun Allah size böyle vazu nasihat eder ki üzerinde düşünür öğüt alır yola gelirsiniz diye. Sadakallahu'l-Azim. Ekimissalâ. Müzik